Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan 2024. Evet, Ramazan'ın son ikinci günündeyiz. Sizler yine Ramazan özel programımıza, sohbetlerimizde birlikteyiz. Sevgili dostlar, sizinle neredeyse bir aydır beraberiz. Bu bir aylık süreç içinde size katkı olan ve bizimle paylaşmak istediğiniz, hayatınızda size dokunup da evet ben de bunu böyle deneyimledim dediğiniz bazı şeyler oldu mu? Hayatınızda etkilediğiniz şeyler oldu mu? Ya da sormak istediğiniz sorularınız var mı? Arzu ederseniz buyurun. Öncelikle sizden de başlayayım, sonra devam edelim. Sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen sesinizi açıp sorun, olur mu? Hem kaldığımız yerden devam edeceğiz, hem de evet. Geçen sefer bir arkadaşımız selam üzerine bilgi almak istemişti. Ona da katkı olmak istiyorum. İnşallah aramızdadır. Ya da sonradan izleyeceksiniz. Evet. Ne demiştik? Selamla başlayalım. Arkadaşımıza sorduğu yerden başlayalım. Evet. Selam ne demektir? Hakikat demektir. Evet. Yeryüzündeki Rabbimin sureti demektir. Evet, sendeki manaların en mükemmel şekilde açılışı demektir. Baktığın her yerde Allah'ın suretini görürsün. Hakikat bizde açığa çıkar. Evet, yüzünü döndüğün her yerde onun suretini görürsün. Bakara suresi ne demiş? Nereye dönersen dön Allah'ın fecrini görürsün. Yani suretini görürsün diyor. Onu anlamak, selameti bulmaktır. Evet, aydınlığa ulaşmaktır. Kıyamı yaşamaktır. Selam olsun. Evet, selam diyelim ki Rabbimin suretiyle bir bütünleşelim. Evet, kıyamı yaşayalım. Rabbimle bütünlüğümüzü yaşayalım. Bütün esmalardan selam getirir. Manaların selamı en mükemmel şekilde açılması. Yani selam çoğaldıkça, söyledikçe tüm manaların bizde açılımını gerçekleştirir. Evet, yani sendeki düşüncelerinin fiili geçme halidir. Hakikat mertebesinde selamet hali meydana gelir. Evet, kendi özünü bularak suretinde, Rabbimin suretinde ermiş oluruz. Kurtuluşa erenler özünle buluşanlardır. Evet, dışarıda arama. Bulamazsın. Hepsi içinde. Hepsi sende. Evet, Rabbimin sureti her birimizde. Selam, teslimiyet bilinci içinde bütünlüğü yaşamaktır. Evet, o yüzden teslimiyet içinde bütünlüğü yaşamak için selam zikrini daha çok telaffuz etmemiz gerekiyor. Bizler Allah'ın ilmiyle var olan varlıklarız. Allah'ın ilmiyiz. Varoluş içinden, içten dışa ve dış varoluş içten dışadır, dıştan içe değildir. Yani içerisi nasılsa dışarısı öyledir. Aynen. Allah ilmiyle yaratım yapıyor. Evet, Allah ilmiyle ilminde ilmini izliyor. Yani Rabbim kendinden kendini izliyor. Evet, selam olsun tüm dostlara. Evet, Mevlana ne demiş? Bana o kadar yakın ki seni ben sandım. Sana o kadar yakın ki beni sen sandım. Sen mi bensin, ben mi senim? Şaşırdım kaldım demiş. Evet, Allah'ın en büyük sırrı insan. İnsanın en büyük sırrı Allah'tır. Ben insanın sırrıyım. İnsan benim sırrım demiş Rabbim. Bu sır varlık algımızda alemde idrak edilecek edilerek hissedilir. Evet, düşündüğümüzü yaşıyoruz dedik. Evet, bizler düşündüğümüzü, her düşüncemizi dua olarak bizden açığa çıkan her bir titreşim frekansıyla hayatımızı çekiyoruz dedik, değil mi? Evet, çünkü sende açığa çıkan sende karşılığını bulur. Yani sende tezahür eder, hayatında olur.
Çünkü sende açığa çıkan karşılığını açıyorsun. Selamların en güzeli Allah'ıma, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'dir. Selam edip edep ise haddini bilmektir. Yani selam bizimle bir bütündür. Tasavvufta selam aşk üzerine kurulmuştur. Burada ve daha fazlasını arz ederseniz, evet, burada bu programda sizlerle birlikte dilimin döndüğünce katkı olmaya çalışıyorum. Evet, sohbet ediyoruz. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Söylemek istedikleriniz, katkıda bulunmak istedikleriniz varsa onları da lütfen alayım. Dedim ya, burada sadece sohbet ediyoruz, eğitim değil. Daha fazlası için kısmet olursa gelirseniz seminerlerinde ya da workshoplarda buluşuruz hep birlikte. Evet, teslimiyet içinde bütünlüğü yaşamak dedik. Madde ve ruh aynı şey diyor. İkisi de aynıdır. İkisi de birbirinden ayrı değildir. Evet, madde enerji ve enerji birdir. Evet, Allah her şeyden her şeye yakındır. Bu bilinmediği için her şey biliniyor, o bilinmiyor. Sandığımız, yani bildiğimizi sandığımız her şeyi aslında bilmediğimizi görüyoruz. Evet. Her şey görünüyor ve o görünmüyor. Görmediğimiz için de bazen buna teslim olamıyoruz. O ise her şeye, her şeyden yakın, bize bizden yakın, bizde bir bütün diyor ya, şah damarından daha yakınım. Evet, her birimizde bize daha yakın. Halbuki gören için o var. Başka hiçbir şey yok. Sadece o var. Rabbim var. Ondan başka hiçbir şey yok. Evet. Yasin 77'de Hazret Allah'ın varlığı ile övünürüm. Bunların sırrı ise benim zerrenin sırrında saklıdır. O sır çözülürse her şeyin sırrı meydana çıkacaktır. Yaratanı bilme bilincine erişiriz. O sırrı çözdüğümüzde, o sırrı da kendi yolculuğumuza yaptığımızda, kendimizi bulduğumuzda, kendi özümüzde, işte orada Rabbimle bütünleşeceğiz. Bir zerreden mükerrem bir insan yaratıyor. O ne güzel yaratıcıdır. Onun için onunla övünürüm. Demektedir Yasin 77'de. Evet. Bizler tekamül yolculuğumuzda bireysel olarak kendi irademizle nefis ve ruh arasında sıkışıp kalmaktayız. Evet, bizler nefsle yolculuğumuzda o arada sıkışıp kalıyoruz. Bizim yükselişimiz ve düşüşümüz durumumuzu belirler. Her birimizin kendi yolculuğu kendinden kendinedir. Yani kendi nefsiyle olduğu bir yolculuktur. Bizler kendisinin yolculuğumuzda Rabbimin esmalarıyla açılımını yaşadığımız ve her bir düşünceden çıkan o esmaların bizdeki tecellisiyle kendimizi hayatımızı şekillendiririz. Evet, bizler nefsimizin hükmünde kaldığımız müddetçe nefsi emarede kalırız. Yani bizi idare eder. Kendisinin idaresi altında kalırız. Yani kendi irademiz yoktur burada. Yani biz yok oluruz. Nefsimizin hükmünde kalmış oluruz. Nefsin hükmünde kalanlar ise negatif alandan işleyenler, hayata olan bakış açılarıyla o alandan korkular, kin, nefret, endişe, kaygı gibi düşük frekansa işlemeye devam ederler. Evet, biz nefsimizi öldürdüğümüzde, yani nefsimizin hükmüne geçtiğimizde tövbe etmeye, kendimize dönmeye, kendimizi bilmeye, keşfetmeye, iç sesimizi duymaya başlarız. Varlığın hakikate kavuşmasını ve onunla bütünlüğünü yaşarız. Evet, nefsi levhamedim. Pişmanlık duymaya başlarız. Öz eleştiriler yaparız. Ve her daim tövbede
olmaya çalışırız. İnsan henüz daha insan değildir. Yani tam daha olmamıştır. İnişleri ve çıkışları vardır. Tam emin değildir. Yani yine de nefsin hükmünde bazen arada kalır. Evet, insan henüz insan değil, beşer. Şartlara ve yaşadıklarına bazen onlara tabi olabilir. Bunun yansıması da çoğunlukta kendinde o çelişkileri yaratır. Evet. Bizler pişmanlık duyduğumuzda, vicdanımızın sesini duymaya başladığımızda, gönlümüzün o huzurunu hissetmeye başladığımızda, kalbimize ilham geldiğini görürüz ve ilhamın başladığını, kalbimizdeki dönüşümü yaşamaya başlarız. Ve bunların her biri bize işarettir. Kalbimize gelen sesleri kulağımızın duyması, o sesleri algılamamız ve o sesleri hissedişimiz, bunların her biri bir işarettir. Evet, dışarıdaki onun aynasıdır. Yani yaşadığı her şey onun aynası olduğunu algılamaya başlar, kendisinden başka bir şey olmadığını fark eder ve bu fark edişte kendi yolculuğunda, tekamül yolculuğunda, evet, uyanışa doğru bir yol başlar. Evet sevgili dostlar. Nefsi mülhimi de ilhama mazhar olan nefistir. Nefsi mutmainde mümin olmak, emin olmak, hiçbir şüphede olmamak ve tereddütsüz yaşamak Allah'a teslimiyette olmaktır. Nefsi raziye ise her yönüyle Hak'a yönelmek ve ondan razı olmaktır. Her şeyin Hak'tan geldiğini tüm teslimiyetiyle Rabbine bağlı olarak yaşamaktadır. Evet, nefsi maziyede bütün yaşadıkları Hak'la teslim olarak bütün kalbiyle teslimiyettedir. Allah'ın kendisinden razı olduğunun eminliği içindedir. Her şey karşılıklı rıza içindedir. Rabbim ondan razıdır, kul Rabbinden razıdır. Evet, nefsi kamiliye varmak ise manevi olgunluğa eriştir. Evet, razı olmaktır. Onun ve herkesin ondan olduğunun ve bütünlüğün içinde olduğunu farkındadır. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu, Allah'la bir bütün olduğunun bilincindedir. Evet, Allah insana yansıyan bilincini görmeye, tecelliye bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Yani Allah'la bütünlüğü yaşamak için burada o bilinçte olabilmeyi hissetmeli ve onu yaşamaya izin vermeliyiz kendimize. Nefsi kamilede ise Hazreti Peygamber'in şuuru kuantize düzeyde o şuurun herkesi tüm insanlık içinde Peygamber Efendimizin şuuru bize rahmet kazandırır. Yani o mertebede o şuurla yaşamak demektir. Rabbim hepimize o muhteşem hisleri, duyguları yaşamayı nasip etsin. Bu herkese iner. Fakat biz bunun ne kadar farkındayız? Rabbim herkese eşittir ve herkese aynısını sunar. İşte bizim yolculuğumuz, kendimize olan bu yolculuğumuzda işte doğduğumuzdan öleceğimiz son nefesimize kadar kendimize olan yolculuktur. Evet. Evrende kuantum düzeyinde dalgalar var dedik. Evren değişik frekanstaki titreşimlerin çeşitli yoğunluktaki bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bütün alem titreşim frekansından ibarettir. Yani titreşim okyanusudur. Onun seviyelerine göre yoğunlaşması da varlık düzeyimizdeki oluşumlarınızı sağlar. Yani biz hangi alandan titreşiyorsak o alandan hayatımıza çekeriz. Eğer korku boyutundan işliyorsak, endişe boyutundan işliyorsak ve kendimizi yetersiz, değersiz görüyorsak, iç huzursuzluğumuz varsa, içten içe kavgamız varsa,
Bazılarını eleştiriyorsak, birilerini eleştiriyorsak, içimizdeki huzuru bulamıyorsak düşük frekanstan olduğumuzu gösterir. O yüzden hangi frekanstaysak hayatımızı işte bir mıknatıs gibi de onu çekeriz. Bakın bugün 8 Nisan güneş tutulması var değil mi? Aslında güneş tutulması enerjinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ve bunun da aslında bize büyük bir hizmet ediyor. Biz bunun ne kadar bilincinde ve farkındayız. Bunun gerçekten farkında olmuş olsak bireysel olarak her birimiz enerjilerimizi yükseltmeye, düşük frekansta olmamaya gayret ederiz. Çünkü bize hizmet eden bu enerjilerin hepsi bizim hangi frekans boyutumuzdaysak o frekans boyutundan bize yayın yapıyor, bize onu veriyor. O yüzden korkularımız varsa korkularımızla sınanmaya, eğer kaygılarımız varsa kaygılarımızla sınanmaya devam ederiz. Oysa teslimiyette ve bütünlükte yaşadığımızda sevgi boyutundan en güzeliyle Rabbim bizi zaten en güzeli vermeye hazır. İşte o zaman da sevgi boyutundan alıyoruz. Şükran boyutundan alıyoruz. Şükrettikçe şükredecek şeylerimiz daha da çoğalıyor. Evet. Bizleri bu yolculukta hayatımızı etkileyen ve bu yolculuğumuzda bizim dedik ya ilk doğduğumuz günden 7 yaşına kadar çocuk yaşımızdaki o tüm duyduklarımız, dinlediklerimiz her şey bizim bilinçaltına böyle direkt gidiyor dedik. Değil mi? İşte bunların her biri bizim hayatımızı çok etkilemekte. Bizler bilinç seviyesinde olduğumuz o bebeklik yeni doğuşumuzda saf bilinçteyiz. İşte bu saf bilinç 0 ile 4 ya da 7 yaş aralarında değişmeye o yetişme tarzı, duydukları, işittikleri, hissettikleri ve algıladığı şekildedir. Çocukta yani bebekte onlar kodlanmaya başlıyor. Yani burası bir alt alem. Yani gayb alemi, bilinmeyen bilinçaltının alemi. Yani hepsinin tüm kapıların açık olduğu bütün her şeyi, istisnasız her şeyi. Öylesine söylense de sadece yan odada bir sohbet de olsa, bütün gün televizyon açık da olsa o duydukları, yaşadıkları, hissettikleri hepsi o çocuğun, anlamaz dediğimiz o bebeğin, çocuğun yaşı hiç önemli değil. Hepsi bilinçaltına kodlanıyor. İşte bunların farkına varmış olsak bir daha televizyon açar mıyız? Ya da öyle sorumsuzca sohbetlerde çocuklarımızı yanımızda bulundurur muyuz? Fakat bizler çocuklar anlamaz diyoruz. Sohbet ediyoruz. Sohbetlerimiz bazen üzücü şeyler oluyor. Ya da gerçekten de endişe içeren şeyler oluyor. Yaşadığı kaygıları anlattığı sohbetler oluyor. Peki bu çocuk bunların her birini duyuyorsa ve bebek de bunların her birini kodluyorsa işte o zaman diyor ki bu bana ait. Ve kodladığı da kendi kimliğini oluşturacak olan veriler olmuş oluyor. Evet. 14 yaş arası da duygular alemi. Duyguların açığa çıktığı. Evet, çevresindeki duyguları çağrıştırdığı, algıladığı, daha hassas olduğu, her şey olduğu gibi kabul ettiği bir yaş dönemi. Evet, içine daha dönük, daha içine kapanık. Daha sonra 24 yaşlarına kadar, böyle 20-24 yaşlarına kadar da artık kendini bulmaya başlıyor. Evet, Blue Çağ dediğimiz çağ başlıyor. Orada kendine dönüyor, kendi bedeniyle ilgileniyor, kendini tanımaya çalışıyor, algılamaya çalışıyor. Dış dünyasında biraz daha içine kapanıyor. Kendisine, daha çok görünümüne ya da kendine ilgilenmeye başlıyor. Evet, daha da büyüdüğünde, değil mi? 30'lu yaşlara geldiğinde aile kurmak, iş sahibi olmak ya da yuva kurup anne baba olmak. İşte burada da yine bir bilinç oluşuyor, kültür bilinci oluşuyor. Evet, daha sonra 30'ların, 35'lerin daha üstündeki yaşlarda ise Peygamber Efendimizin
peygamber olduğu yaşlara denk geldiği, bizim de uyanışımızın yaşları olduğu farkındalık sürecimiz başlamış oluyor. Evet. Bizler almış olduğumuz, yetişmiş olduğumuz, duymuş olduğumuz, algıladığımız zanlarımızla birlikte oluşturduğumuz kimlikler, dolayısıyla da kendimizdeki o benlik kimliği, bizdeki o ego benlik ve kişiliğimizi oluşturduğumuz tüm bu verilerle birlikte yaşantımızı sürdürdüğümüz bu süreçte, aslında her birimiz için uyanışın başladığı bu süreçte, bazılarımız bunun farkında oluyoruz, bazılarımız bunun farkında olamıyoruz. İşte farkında olduğumuzda, uyanışa geçtiğimizde, iç sesimizi dinlediğimizde, işte o bize hizmet veren, o bizde açığa çıkan o sesleri duymaya başlıyoruz. O sesler bize, evet, bizim ruhumuzun sesi, uyanışımızın sesi. İşte bunu dinlediğimizde, hani bazen dedik ya, soruyoruz, ben kimim? Ben niye geldim? Ben niçin varım? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Bakın sorguluyor. Bugüne kadar sorgulamamıştı belki de. Fakat uyanış zamanı geldiğinde ruh kendini göstermeye çalışıyor. Fakat diyorum ya, bunun ne kadar farkındayız. Negatif alandan işlediğimiz sürece, düşük frekansta olduğumuz sürece o sesleri duysak bile algılamayız. Yani duysak bile onun farkına varmayız. Böyle bir şey eser geçer. Orada durmayız. Ne demek istedik acaba diye sorgulamayız. Sadece bir şey gelir geçer. Onun farkında olmayız. İşte bunu fark edebilmek için şimdiden gerçekten her birimizin, çünkü bizim her birimiz kendimizi dönüştürdüğümüzde bizden sonra gelecek olan soylara kolaylık sağlayacak. Ailemizin içinde, çevremizdekileri, çocuklarımıza, eşlerimize her birine katkısı olacak. Çünkü her birimizden çıkan o titreşim frekansının gücü, dolayısıyla evimizin içine bulunan çocuklarımızı ve ailemizi etkileyeceği için bizden bütüne katkıda bulunmuş oluyoruz. İşte bu dünyayı da dönüştürmek istiyorsak, bizden bireysel olarak bütüne hizmet etmek için, bütünlükte buluşmak için, evet, önce ben diyeceğiz. Yani bu benlikte ego benlik olarak değil, öz benlikteki ben diyerek kendimizi bulacağız. İşte burada kendimizi bulduğumuzda ne yapıyoruz? Özdeğer kazanıyoruz. Kendimize olan saygımız artıyor. Kendimize olan sevgimiz artıyor. Yani kendimize olan güvenimiz yerine geliyor. Yani enerjimiz yükseliyor. Daha çok sevgi boyutunda ve teslimiyette oluyoruz. İşte bu düzeyde olduğumuzda bizden açığa çıkan her bir duygu da bize en güzel şekilliyle dönüyor. Yani hayat bize işte o zaman güzel oluyor. Dedik ya, bu bilinç seviyesinde ilişkilerimizde dönüşümler yaşanıyor. Evet. Bizler bu açığa çıkan tüm veriler, bilinçaltındaki kodların açığa çıkması. Şimdi bazen aklınıza bir şey gelir. Ne alaka dersiniz? İşte aklınıza gelen bir olay gelmişse onu dönüştürmek için çıkmıştır aklımıza. Bir şey görürsünüz, bir sohbet edersiniz, biriyle konuşursunuz, konuştuğunuz olay içinde ya da sohbetiniz içinde bir şey gelir aklınıza. Geçmişten bir anı, geçmişten bir resim, geçmişten bir ses, belki bir tat. İşte orada açığa çıkan ve size duyguyu yaşatan her neyse, olumsuz alanda, işte o beni dönüştür diye çıkıyor. Çünkü o sohbetiniz, oradaki o an yaşadığınız olayda o geçmişten bir şey hatırlattığı için, o hatırlatan şey, canınızı sıkan olan her neyse, geçmişten bir anıyı, datayı açığa çıkardığı için o resim gözünüzün önüne gelir ya da bir ses kulağınıza gelir. Bir his. İşte bunu fark edip, onu alıp kabul edip, dönüşmeye izin verdiğinizde, inanın kolaylıkla yapmaya izin verdiğinizde, işte o kadar da kolay dönüşmeye her şey hazırdır.
Uzun uzadıya bazen hiç ama hiç seanslara bile bazen gerek kalmaz. Ya da yapılan proseslere, meditasyonlara. Dedim ya, her seviyemiz yükseldikçe, bilinçimiz yükseldikçe her şey biraz daha kolaylaşıyor. Fakat benim bilincim yükseliyor. Benim frekansım yükseliyor. Ben kuantum sıçraması yaşıyorum diye egodan işlediğimiz müddetçe her seferinde biraz daha dibe düşeriz. İşte bu ince terazide neredeyiz oraya bakmamız gerekiyor. Gerçekten saf bilinçten mi işliyoruz yoksa egodan mı işliyoruz? Bu çok önemli. Egodan olduğumuz müddetçe sınanmaya, yani frekansımızın düşük olduğu yerden tekrar deneyim yaşamaya ve tekrardan başlarız. Evet. Eşlik mertebesi dedik. Evet, alt alem girdiğinde çocukluğunda almış olduğu bütün renkler, cümbüşler, alemi bizlerde oluşturmuş olan o seviyedeki bilinci erişimi sağlar. Evet, bizler çocuklukta nasıl yetişirsek, şimdi şöyle bir çocuklarımızı düşünelim ya da aile içinde çocuklar varsa ya da çevrenizde çocuk ya da torunlar. Onlara şöyle baktığınızda onlar ne kadar cıvıl cıvılsa, hayatları ne kadar dolu dolu yaşıyorlarsa ve huzur içindelerse onların büyüdüğü zaman ileride yapacakları meslek seçimlerinde dolayısıyla sanatla ilgileneceklerse, bu resim sanatı olabilir, müzik olabilir, şiir olabilir ya da saz söz olabilir. O çocuğun yetiştirildiği tarzdaki o neşesi, o çocuğun yaşamış olduğu o mutluluk duyguları her ne kadar ileriki yaşlarda kapansa bile, hani böyle yaşamış olduğu sonraki deneyimlerde içine kapansa bile o ilk çocukluk, en küçük bebeklikle 7 yaş arasındaki o yaşamış olduğu en mutlu anları işte o zaman şiirlerine, resimlerine ve sözlerine dökülür. O yüzden çocukların yaşadıkları o bizim anlamaz dediğimiz o yaşlardaki o bilinçsiz dediğimiz dönemde algıladığı her şey, hayata olan bakış açısı, sevgiyle bakış açısı, kalbini açarak neşeyle, mutlulukla yaşadığı tüm anıları ileride kendi hayatında, evet, sanatsal olarak hayatına dökmeye başlar. Çünkü hepsi bilinç altında kayıtlı. Mutlu olan bir çocuğun tüm kayıtları büyüdüğü zaman şiirlerine dökülür. Büyüdüğü zaman resimdeki, tuvaldeki resimdeki boyalarına, fıçalarına dökülür. Ya da notalarına dökülür. İşte o yüzden çocuklarımızın o dönemlerine çok dikkat edelim. Zaten her evresi çok önemli. Fakat o bilinçsiz dediğimiz o süreçteki her şeyin bilinçaltına kayıt olduğu süreç çok daha önemli. Çok etkiliyor. Şimdi geçmişe baktığımızda hayatımızın her döneminde de öyle değil mi? Çocukken en çok neyi seviyordunuz? En çok neyi yapıyordunuz? Şöyle bir baktığınızda işte çocuk gibi olabiliyor muyuz? Şimdi kendimizi ay yaşım geçti işte şöyle diyoruz. Yok artık anneyiz diyoruz. Yok teyzeyiz, anneanneyiz diyoruz. Değil mi? Ya da amcayız, babayız diyoruz. Kendimizi hep durduruyoruz. Hep kimliklerin altında saklıyoruz. Şimdi olur mu diyoruz. El aleme karşı ayıp olur diyoruz. El alem ne der diyoruz. Bakın hep kendimizi yok sayıyoruz. Oysa kendini bilen, değil mi? Her şeyle bir bütün olur. Enerjisi yüksek olan yaptığından emin olur. Yaptığı şey zaten o zaman yanlış değildir. En güzeli şekilde aslında kendindeki o bütünlüğü yaşadığında gerçekten o çocuk saf bilinciyle içinden geldiği gibi hayatı yaşadığında kendine olduğu gibi çevresine de neşe katacaktır. İşte biz bu olabiliyor muyuz? İşte içimizden geliyor ya bazen. İşte ona izin verelim. Gerçekten o olmaya izin verelim.
Çünkü içimizdeki o küçük çocuk her ne kadar bazen küsmüş olsa da o kadar çok kendini göstermeye, o içinde sakladığı, sır gibi sakladığı, aslında o cıvıl cıvıl halini yaşamaya o kadar çok arzu ediyor ki. Evet, buna izin verelim. Kendimizi nerede durduruyoruz bir bakalım. El alem ne der demeyi bırakalım. Çünkü biz el alem ne der diye düşündüğümüz anda el alem söylemeye başlar. Çünkü onu benden açığa çıkıyorsa el alem ne der diyorsam, evet o benim kendime olan yetersizliğimden, kendime vermediğim değersizliğimden, kendimi sevmediğimden. Çünkü kendime değer vermiyorum, kendime yetmiyorum. Hep bir başkalarının onayıyla eğer kendimi tatmin ediyorsam, kendimi bir başkalarının onayıyla değer veriyorsam ya da bir başkası ne der diyerekten kendimi durduruyorsam, evet o benim yetersizliğimdendir. Oraya bakmamız gerekiyor. Yetersizliğimiz ne zaman çapalandı? Oraya dönüp bakmamız gerekiyor. Evet, bunların farkına vardığımızda bu yolculukta ne yapıyoruz? Kendi öz değerimizi bulmaya başlıyoruz. Kendimiz öz değerimizi bulduğumuz yerde de işte biz oluyoruz. Gerçek biz. O içimize hapsettiğimiz o çocuk var ya, özgürleşiyor işte. O olmak istiyor. Çünkü o zaman hayallerimiz vardı. O hayallerimiz doğrultusunda yaşamak istiyorduk. İşte şimdi hayallerimize izin verdiğimizde de o bütünlüğü yaşıyoruz. Kendimizle bütün olmayı yaşıyoruz. Evet. Sormak istediğiniz sorularınız var mı sevgili dostlar? Sorularınıza da hem katkı olayım, cevap vereyim. Bu arada biliyorsunuz ki yarın son programımız. Sanıyorum sorunuz yok. Evet. Hocam her dersiniz okul gibi. Teşekkür ederiz gerçekten. Zuhal hocamıza da çok teşekkür ederiz. Çok Ben teşekkür faydalandık bir aydır. Evimizden böyle. Ben sizi zaten çok seviyorum. ederim. Çok teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Gül. Gül Hanım. Çok memnun oldum. Katkı olabildiysem ne mutlu bana. Dedim ya. Kesinlikle. Mutlaka. Mutlaka. Böyle sizleri böyle derledim, topladım, bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Katkı olabiliyorsam ne güzel, ne mutlu bana. Dedim ya, ben size burada program yaparak bir şeyler vermek isterken aslında kendimi tekrar böyle hepsini hatırlatmış oldum. Bu arada evet Zuhal hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bana da böyle çok güzel bir katkı oldu. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Sözünüzü böldüm. Gül arkadaşım sayesinde ben katılıyorum. Sizleri öyle tanıdım. Çok teşekkür ediyorum. Gül Hanımcığım, size de çok teşekkür ediyorum. Çok Ay ne teşekkür demek hocam. Ben sizi 3 yıldır yaklaşık dinliyorum. Bu kadar çok şey öğrendim. çok sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü bana da zamanında çok dokundular. Okuduklarımla, takip ettiklerimle. Dedim ya, ben sadece bildiklerimi aktarıyorum. Sadece benden açığa aktarıyorum. Hatta ben eğitimlere hep şöyle diyorum. Bana inanmayın. Ben de bu kadar açılımına izin verdim. Ben de bu kadar açıldı daha. Siz belki daha çok araştırırsanız daha çok bilgiye ulaşacaksınız. O yüzden her şey dönüşmeye meyillidir. Ben bu kadarını biliyorum. Belki siz daha çok araştıracaksınız, daha çoğunu bileceksiniz. Rabbim seneye inşallah hep birlikte oluruz birlikte. Bir dahaki programda daha çok açılım yaşarsak daha çok güzel şeylerle birlikte katkı oluruz birbirimize. Evet. Sorularınız var mı? Hocam ben de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kimlerle görüşüyorum? İsminizi söylersiniz mi? İsmim Hatice. Merhabalar Hatice Hanım. Valla hocam 2-3 gündür kafamdaki takılanlara tam böyle cevap gibi oldu bugün konuşmanız. Yani ya, hatta yazmıştım endişelerle alakalı falan. Hı. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Yani çok faydası oldu. Bana çok katkısı oldu. Allah razı olsun. İyi ki tanıdım. Rica ederim. Katkı Ya olabiliyorsam ne mutlu mutlu oldum. bana. Ya tabii ki böyle dinledikçe nerede hatam var, nerede şeyim var. Hani bazen belki boş yere de hani kafaya takıyoruz bazı şeyleri. De ben şunu sormak istiyorum Belgin hocam size.
Yani bu hani kapımızda endişelerimiz var ya, bu endişeler eskiden yaşadıklarımız bizde kaldığı için mi, yoksa endişe ettiğimiz mi olayları yaşıyoruz biz? Şimdi o deneyimleri yaşadığınız için, o tecrübeleri bildiğiniz için endişeyi biliyorsunuz. Hiç hayatınızda bir şey endişe etmemiş olsaydınız endişenin ne olduğunu bilmezsiniz. O yüzden yaşamış olduğumuz deneyimler var ya, bizim kendi bireysel yaşadığımız deneyimler, aile içinde şahit olduklarımız, çevremize şahit olduklarımız, bir de televizyonda izlediklerimiz. Maalesef katkı olmayan programlar var. Ne yazık ki o programlarda izlediklerimiz, duyduklarımız bizlere işte endişemizi, kaygımızı, korkumuzu açığa çıkaran birçok sebeplerden bir tanesi. Haberlerde duyduklarımız. O yüzden negatif alandan işleyen hiçbir şeyi izlemediğinizde emin olun ki o zaman hiçbir o çöplük gibi olan hiçbir bilgi size gelmeyecek. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum, böyle daha 16, 17, 18 yaşlarımdaydım. İstemezdim bazı filmleri seyretmeyi ya da programları seyretmeyi. Yok, ben izlemeyeceğim derdim. Yani onu izleyip de beynimi doldurmayacağım derdim. Şimdi bu nereden? Şimdi benim bu eğitimleri almış olmamdan mı geliyor? Hayır, benim öz benliğim buna itiraz ediyordu, istemiyordu. Yani çöplükle doldurmak istemediğini bana hep devamlı hatırlatıyordu. Ve ben de bana katkı olan programları dinlemeyi çok seviyordum. O yüzden senelerdir televizyon açık değil bizde. Ay ne güzel. Biz de Güzel bir yapabilsek şey keşke. olur. Kızımla oturur izleriz. Ya da birlikte güzel böyle eğlenceli, neşeli diziler olur. Onlara bakarız. Fakat onun dışında hani bütün gün açık kalsın, haberler kalsın. Zaten müziklerin de şeyini biliyoruz, değil mi? Frekanslarıyla oynandığını biliyoruz. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anlamı kötü olan müzikleri hiç dinlemiyorum. Dinlememeye çalışıyorum en azından. Çünkü onu da hani bilinçaltında işlendiğini bildiğim için, hatta kızıma da söylüyorum. Ya, bu, şu müzikleri dinleme diyor mesela. İçinde farkında olmadan ayrılık içeren ya da ne bileyim hastalık içeren, ölüm içeren bir sürü negatif enerjiler var. Yani, müziğin içine konmuş ama hani bunları dinleme diyorum. Kızıma söylüyorum yani. Kendim de dinlememeye çalışıyorum. Neşeli şeyler dinlemeye Kontrol çalışıyorum. edemiyoruz çocuklarımızı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sözleri bazen müziklerin çok çok ağır oluyor. Ayrılık içeriyor ya da acı oluyor, ölüm oluyor. Fakat müziği oynak havada oluyor. Şimdi biz orada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilinçsizce. Şimdi sahnede şarkı söyleyen o sanatçı müziğin ritmiyle dans ederken söylediği sözler aslında ayrılığı çağrıştırıyor, hüznü çağrıştırıyor. Ve biz de buna tempo tutarken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ayrılığı, hüznü, ölümü, her neyse o sözlerin içinde geçeni iyi bir şeymiş gibi algılıyoruz. Normalleştiriyoruz aslında farkında olmadan. O yüzden bunların büyük bir çoğunluğu bilinçsizce, hani bir kast olmadan yapılıyor. Fakat her şeyle her an çabalanıyoruz. Her şeyle her an. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Siz bir program izliyorsunuz. Orada ya da bir üzgün bir haber aldınız. Canınızı acıtan bir şey duydunuz. O an farz edelim ki siz şöyle bir kulağınızı tuttunuz. Ya da yanağınızı tuttunuz. Burnunuzu tuttunuz. Fark etmez neresini dokunduğunuz. İşte o an o duyduğunuz haberde sizde açan duygu, üzüntü, kaygı, endişe ya, fark etmeden dokunduğunuz yere çapa yapıyorsunuz. Aynı şekilde mutluluk için de geçerli. Çok mutlu olduğunuz anda, fark etmeden de olsa, bilerek de olsa, dokunduğunuz yere çapa yapıyorsunuz. Şimdi ne yaptık biz? Farz edelim ki kötü bir haber alındı. Değil mi? O kötü haberde genelde ne yaparlar? Dizlere vururlar. Değil mi? Dizlere vurur. Ya dizimize vururuz ya da hemen kalbimize doğru ellerimizi Aynen, koyuyoruz. ya da şöyle yapın. Aslında ne yapıyoruz? Üzülüyoruz ama o an kalbimize vuruyoruz ya da ayaklarımıza vuruyoruz ya da birbirimizi tuttuk, herhangi bir şey yaptık. Orada bilinçsiz bir çapa yaptık.
Şimdi biz Evet. istemeden de olsa ayak ayak üstüne attığımızda, elimizi dizimizin üstüne koyduğumuzda ya da üstümüzü giyinirken bile oraya dokunduğumuzda bilinçsizce oraya çapalanmış olan duygu açığa çıkar bizde her seferinde. Eğer Aa. mutsuzluksa, negatif alandansa kendimizi o an biraz düşük frekanslı hissederiz. Mutsuz ya da huzursuz hissederiz. Ya da tam tersi mutluysak içimize şöyle bir şey gelir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hani geçmişte yaşanmış çocukluk anılarımızdan bir müzik gelir ya kulağımıza, Evet. televizyonda, başka bir yer. Hani gideriz, aa deriz, ben burada şuradaydım ya da şuradaydım. Ve çocukluk anılarım deriz. İşte bunlar hep çapalanma. Ya da Ha evet. bir şey yeriz, bizi alır ta çocukluğumuza götürür. Deriz ki, aa bu anneannemin yaptığı bir şeydi ya da babaannemin. Bakın bunlar her biri çapa. Orada mutlu aile içinde yediğimiz bir çorbanın tadı damağımızda kalıyor ya. Evet. Mutluluk arttırıyoruz. İşte onu yerken de yüzümüze tebessüm o yüzden geliyor. Çapanın oradaki açığa çıkışıyla yüzümüze tebessüm geliyor. Anılara götürüyor bizi. Aynı şekilde negatif de böyle işliyor. O yüzden ne dinlediğimize çok önem vereceğiz. Çok özen göstereceğiz. Hani dediniz ya demin kendimi kötü hissediyorum bazen ya da şey diye. Şimdi o örnekten gidecek olursak, yaşanmışlıkların hepsi, her şey bizde kodlanıyor. Hiçbir şey kaybolmuyor ama hiçbir şey. Her şey dönüşmek için bekliyor. Tabii ki dönüştürürsek, dönüştürmediğimiz müddetçe de o korku, kaygı, endişelerimizle yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi sizin demin endişe dediğiniz o şey vardı ya, yaşanmışlıkların korkuları, kaygıları. Evet. Yaşanmışlık olan olay her neyse orada siz duygusal olarak orada kalmışsınız. Orada kaldığınız için de o kaygı, endişe her neyi çağrıştırıyorsa gelecekte, yani şu anda onu yaşamaya korktuğunuz için adım atamıyorsunuz. Endişe duyuyorsunuz. Ya öyle olursa tekrar, ya böyle olursa tekrar diyorsunuz. Evet. İşte o yüzden o geçmişte yaşadığınız olay ne varsa onun üzerine çalışmanız gerekiyor. Onu dönüştürmeniz lazım ki önünüzdeki o kocaman böyle o blokaj kalksın ki geleceğinize daha güzel, daha huzurlu ve mutlu yaşayın. Bakın her Evet. şey zihinden açığa çıkıyor. Her şey düşünceden açığa çıkıyor. Düşüncemiz ne? Bize çocukluğumuzdan beri buraya, bilinçaltımıza kayıt olmuş her şey. Yani bize ait değil. Eğer kaygı, endişe varsa, evet seni görüyorum, seni algılıyorum, izin veriyorum, kendimden uzaklaştırıyorum diyelim. Bakın bize ait değil çünkü. Bunun Evet. farkına varırsak bunun bize ait olmadığını, evet her şey enerji dedik, her şey titreşim dedik ya, işte bu kadar kolay bırakacağız. Ne diyeceğiz? Seni görüyorum, seni algılıyorum. Evet, seni Anlıyorum. kendimden özgürleştiriyorum çünkü sen bana Evet. ait değilsin. Evet. Hani Akses'te de diyoruz ya, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait diye. O enerjinin akışına izin veriyoruz işte. Bize ait hiçbir şey yok. Bize ait olan şey ne biliyor musunuz? Kendi özgür irademle benim frekansımı yükselten, öz benliğimle gerçekten huzur veren bir şey varsa, kendi isteğimle, öz irademle, evet ben bunu istedim diyorsam ve kendi kararlarımı verebiliyorsam, işte o ben olmaya başlıyorum. Yoksa endişe duyuyorsam, kaygı duyuyorsam, el alem ne diyorsam, çekiniyorsam, sıkılıyorsam, korkuyorsam, cesaret edemiyorsam, yapamam diyorsam, kendimi küçük görüyorsam, yargılıyorsam, bunların hepsi düşük frekans. Düşük Evet. frekanslı olduğumuz müddetçe de dönüşümümüz zorlaşıyor. Dönüşümün ne kadar çabuk olursa hepimiz için en büyük, en güzel şey o. O yüzden her neredeysek, her ne yaşıyorsak ayağa kalkıp silkelenmemiz gerekiyor. Evet. Kötüyüz. Hemen ayağa kalkalım. Hemen yani o an kalkalım. O an. Çünkü o düşünce, geçmişte bir düşünce bizi o duyguya soktu. Bilinçli olarak ayağa kalkmak işte kendi seçimimiz. Bir şey yapmak mı istiyoruz? Ve bilinçaltımız diyorsa bize, yok şimdi değil sonra, işte o biz değiliz.
Yapmak isteyen esas biziz. Çünkü yapmak istiyor. Bizi durduran her şey bilinçaltından işliyor. Bilinçaltının farkına vardığımız her birini de seni görüyorum. Seni saygı duyuyorum ve kendimden özgürleştiriyorum. Bitti. Çünkü sen bana ait değilsin. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Belki evin içinden anne babadan duyduk, televizyondan duyduk, dışarıdan komşudan duyduk, bir yerden duyduk. Buraya girdi. Hatırlamıyoruz. Fakat biz hatırlamadığımız için de bizim diye sanıyoruz. Ben diyoruz işte. O yüzden hep bu ben buyum diyoruz. Bu benim diyoruz. Ya da bu benim kimliğim, bu benim karakterim diyoruz. Çünkü benimsediğimiz için. Evet, çok teşekkür ederim Belgin Hanım ya. Bana ilaç gibi oldu aynı bugün. Program Şifa ilaç gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bin kere. rica ederim. İşte bunun farkına vardığımızda her şeyin düşüncelerden ibaret, hayatımızı gelişte var ettiğimizi dedik ya, olumlu veya olumsuz düşüncelerimizle var ettiğimizi artık bilincine vardığımızda aslında bir düşünceyle de dönüştüreceğimizi fark edebiliriz. Bir düşünce bizi mutsuz ediyorsa bir düşünce bizi tekrar var edebilir. Çünkü her şey bizden bize. Bizim düşüncelerimizle gerçeği sandığımız bu dünyadaki hayatımızı var ediyoruz. Yani hologramımızı var ediyoruz. Hani diyorlar ya Matrix diye. Ben onu hiç sevmem, o kelimeyi kullanmayı. Hologramımız, rüya alemi diyor alimler, Mevlana, değil mi? Rüya alemi. İşte hologram dediğimiz bizim düşüncelerimizden açığa çıkan gerçekliğimiz. Şimdi bu gerçekliği sandığımız, düşüncelerimizin esiri olduğumuz o düzeyde mi devam etmek istiyoruz? Yoksa gerçeğimizi en güzel yaşamak için olumsuz düşüncelerimizi olumluya çevirerek en güzel şekilde mi yaşamak istiyoruz? İkisi de bize verilmiş. Fakat biz bunları olumlu düşünmeyi zor olduğunu düşündüğümüz için düşünemiyoruz. Çünkü hep olumsuz olarak kodlanmış her şey. İşte onları dönüştürmemiz için değerlerimize bakmamız gerekiyor. Açığa çıkan duygularımız bizi nereye götürüyor? Değersizliğimiz, yetersizliğimiz, sevgisizliğimiz, değil mi? Genelde bizde Türkiye'de, hani genel olarak konuşuyorum şimdi, kırsal yerlerde kızlara değer verilmediği için sorulmaz bile kimin evleneceği. Ya da bazen çocuk erkeklere bile sorulmaz. Sana kız buldum derler, evlendirirler. Bakın bunlar aslında ne kadar derin travmalar. Hayır diyememek bir seçim olduğu için kendi seçimi olmuş oluyor o evliliğe, hayır demeden bile evlenmek, istemeden evlenmek. Çünkü susmak da bir seçim. Çünkü kendini, öz iradesini kullanarak hayır diyemediği için sustuğundan dolayı ne yapıyor? O Rabbimin bize vermiş olduğu sapaklardan istemeden de olsa istemediği evlilikte mutsuzluk yaşıyor. Şimdi düşünsenize, böyle bir evlilik yaşayan insan bu hayatta bunu deneyimliyorsa çocukluğundan getirdiği travmalar var. Onu o yöne sürükledi. Hayır diye dedirttiremedi, yetersizlik duygusundan. Kendine değer vermeyişinden, sevginin olmamasından. Dolayısıyla da bazen evlilikleri o süreçte daha da tekamülü zor olabiliyor. Fakat dedim ya, her birimizin 30'lardan sonra, 35-40'lardan sonra uyanış vaktimiz var hepimizin. İşte bunu fark ettiğimizde her şey dönüşebiliyor. O evlilik bazen hemen mutluluğa dönebiliyor. Çünkü iki tarafta dönüşüme izin verdiği için çok güzel mutluluklar, evlilikler oluşabiliyor. Fakat bunun farkına varmayanlar aynı frekans boyutunda, düşük frekansta olduğu müddetçe de geçimsizlikler oluyor. O yüzden şimdi dönüşümüze bir bakalım. Neredeyiz? Ne istiyoruz? Bunun farkına varalım. Bunun farkına vardığımız zaman da inanın hayat, inanın çok kolay olur. Hani şimdi ben kolay olur derken bile, haşa haddimi aşmak istemem. Bu bile ince bir çizgi. Bu bile bende
Rabbim korusun diyorum. İnanın kaderime kontrat attırırım. Çünkü kolay dediğim yerde sınanırım. O yüzden söylediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her birimizin başından geçmiştir. Ben bir arkadaşıma akıl verdim. Benim 20'mden fazla seneme mal oldu. İşte bunu deneyimleyip de sonradan bunu fark etmek işte, etmek işte senelerimizi alıyor. O yüzden ağzımızdan çıkana, aklımızdan geçene, kalbimizden geçene çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden kimseyi yargılamayacağız, kimseyi küçümsemeyeceğiz, kimseye akıl vermeyeceğiz. Ha, fikrimizi söyleyeceğiz, nacizane. Ama bu ego benlikten işlemeyecek. Ben bilirim demeyeceğiz. Evet, burası bir tekamül yolculuğu, sınav diyoruz ya. İşte bunu sınav olarak sanki kaybedeceğim bakış açısıyla değil de uyanış yolculuğuma, Rabbime kavuşacağım diye baktığımızda daha kolay olur. Çünkü yolculuğumuz oradan geldi, oraya gidiyoruz. Bütün ay boyunca dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Zaman zaman okudum yazdıklarımı. Evet. Rabbimin yeryüzündeki suretleriyiz her birimiz. Akıl almıyor değil mi? Nasıl yani? Etten kemikteniz. Nasıl oluyor da Rabbimin suretiyiz? İşte bunu anlamak için ruhani boyuta girmemiz gerekiyor. Nasıl ki ruhumuzu görmüyoruz. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Sadece etten kemikten varlık olabiliyoruz birimiz. Her birimiz kendimizi, fiziksel varlığımızı görüyoruz. Oysa bizim ruhani boyuttaki ruhumuz var. Onu görmüyoruz. İşte o bir titreşim. Bizim görmediğimiz. İşte o da Rabbimle olan bağlantımız. Yani yeryüzündeki sureti. İşte kime kızacağız? Kime küseceğiz? Hatta kendimize niye kızalım şimdi? Ben yeryüzüne Rabbimin suretini ruhumda ise eğer, nefesimden daha yakın, şah damarımdan daha yakın her aldığım nefeste ise ben kendime hangi haddimle kızarım şimdi? Kendime olduğu gibi karşıma hangi haddimle kızarım? Evet, hepimiz yapıyoruz ama bunun farkına varmak bile insana edep ya diyor. Yani şöyle bir duruyorsun gerçekten. Hani dedik ya selam, bakın selam bile Rabbinle bütünlüğü anlatıyor. İşte bunları bilmek, bunları öğrenmek, bununla bütünleşmek aslında her yerde Rabbimin kelamı, her yerde Rabbimin sureti, herkeste ve her şeyde, taşta dahi, doğada dahi, hani bütün canlılarda, hayvanda dahi. Kimin haddine o hayvanların canını acıtmaya, o ağaçları kesmeye, kimin haddine? Her biri Rabbimin nefesi değil mi? Var etmedi mi? Şimdi. Önce kendimize döneceğiz. Kendimizi seveceğiz ki kendimizden açığa çıkan tüm güzellikleri, yaşamları, yaşantıları, hayvanları, insanları, doğayı sevelim. Biz ne kadar çok sevgi boyutunda çoğalırsak tüm kötülük gidecek. Ne kadar korku içinde kalırsak o bir süre önce yaşadığımız tüm olaylar Rabbim korusun. Yani o korkular işte her birini çekeriz. O yüzden kötülük yaşamak istemiyorsak, korkularımızın esiri olmak istemiyorsak silkeleneceğiz. Rabbime tevekkülle, ona teslimiyetle bağlanacağız ki ona olan inancımızla her şey çok daha güzel olacak. Evet. Rabbim her şeye şahit diyoruz. Şahitlik nereden geliyor? Bizim kendi içsel yolculuğumuzdaki frekanslarımızın titreşimiyle. Bakın, benden açığa çıkan duygumdaki frekansların titreşimiyle hayatıma onu çekiyorum, değil mi? Rabbim işte oradan şahitlik ediyor. Benden açığa çıkan duyguyu ben çekiyorum. Rabbimden dilediğim zaman, dua ettiğim zaman, talep ettiğim zaman, niyet ettiğim zaman veren Rabbim değil mi? Ol diyen Rabbim değil mi? Evet, benden açığa çıkan frekansla hayatıma giren her şeyde Rabbimin benim talebim üzerine verdiği, yani şahitlik ettiği. O yüzden kendimize olan, gerçekten kendimize döndüğümüzde o frekansımızı, o kendimizde olan enerji seviyemizi yükselttiğimizde sevgi boyutuna geçeriz. Yolculuğumuz sevgi boyutuna gitmek. Onun için ne varsa yapalım.
Herkese sevgiyle, tüm kalbimizi açarak sevgi gönderelim. Evet, soru sormak isteyen ya da paylaşmak isteyen arkadaşlarınız varsa buyursun. İsra 13'te diyor ki, biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Zümer suresi 70. ayet diyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir diyor. Şimdi, demin benim söylediklerim aynısı değil mi? Düşünerek her bir anımızı var ediyoruz. Düşüncelerimizle kaderimizi var ederiz. Düşüncelerimizden açığa çıkan duygularla da onlarla rezonansa gireriz. Rezonansa girmek demek, onunla uyumlanmak demek. Yani Rabbimin ol dediği, oğlu gerçekleştiren demek. Biri ilim, biri bilim. İkisi de aynı şeyi söylüyor. İşte bunun farkına vardığımızda, hani bazen bir şey olur, kalbimiz cızlar ya. İşte o an onu oradan kaldırmak için hemen o duygular çıkmaya bakın. Birinin üzüntüsüne ortak olduğunuzda onu kaderiniz olarak kendinize kodlarsınız. Orada ince bir çizgi var. Onu aşmamak gerekiyor. Çünkü onun yaşadığı tekamülde, onun yolculuğunda, onun deneyimi. Bizler de ona ne kadar çok duygusal olarak yaklaşırsak, duygusal olarak hissedersek ne yapıyoruz? Onun titreşimiyle kendi titreşimimizi rezonansa sokuyoruz. Onlara gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, hepimiz bazen bir şeylere üzülüyoruz. Fakat Rabbim her şeyi daha iyi bilir. Eğer Rabbim sistemi, bu sistem böyle olmasaydı, değil mi? Her şey çok güzel olurdu. Ne diyor? Herkesi kendi kaderine, çabasına bağlı kıldık diyor. Yani herkesi kendinden kendine olan bu yolculukta bize dönüşmemize izin vermiş Rabbim. Seçim bizim. Ya dönüşmeye izin vereceğiz ya kurban bilincinden gideceğiz. Ya da şikayet edeceğiz hep böyle geldi böyle gider diye. Hayır. Öyle düşünürsek öyle gider. Ama dönüşeceğim. Allah'ım bana ilmimi göster. Allah'ım bana Allah bilincine erişmeye, o muhteşem bilgeliğe erişmeye izin ver dediğimizde, hayretimi arttır dediğimizde, evet, inanın böyle bazen hayretle bakıyorsunuz. Evet, ben de hafta sonu çok güzel bir deneyim yaşadım. Kendi kendime dedim ki, Belgin, Allah'ım sana şükürler olsun. Hayretimi arttıran Rabbime şükürler olsun. Yani böyle gerçekten insan hayret ettiğinde böyle böyle ağzı kulaklarına varır ya. İşte öyle deneyimler yaşatıyor Rabbim. Yeter ki siz izin verin kendinize. Yani yollar kapalı değil. Bütün yollar bize açık. Biz onlara körüz. O perde var gözümüzün önünde. Biz izin verdiğimizde hiç aklımıza gelmeyecek bir şey bize öyle bir geliyor ki hayret ediyorsun. İşte hayretimiz artıyor. Diyorsunuz ki yani nasıl olur? İşte bu kadar basit. Karşımıza cevaplar çıktığı zaman onun çözümün kolay oluyor. Sadece eyleme geçmek kalıyor. O yüzden izin verelim Rabbim her birimizin hayretini artırsın. Rabbim özümüzdeki o ruhanımızla, o bilişimizle, o bilincimizle bütünlüğü yaşayıp o ruhani boyuttan Rabbimden o bilgilerin bize akmasına izin vermesine niyet edelim. Evet. Bugün de güzel geçti. Yarın da Allah'ın izniyle son programımızda birlikte olacağız. Evet, söylemek Hocam, istediğiniz bir şey. bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Hocam, ne kadar sevgi boyutunda olmaya niyet etsek de ve öyle olsak da karşımızdakiler bizi devamlı kırdığında nasıl davranmamız gerekiyor? Yani onlara da sevgi boyutunda olduğumuzu söylüyoruz ama Şimdi şöyle, dedim ya, her birimiz bir alıcı gibiyiz. Her birimiz. Şimdi her birimizin de çocukluk anılarımız var, yaşanmışlıklarımız var, travmalarımız var. Bununla birlikte DNA'lardaki kayıtlarımız var. Yani bilinçaltımız bir şekilde dolu. Nasıl göstereyim ben size, şimdi yanında bardak da yok ama bilinçaltımız dolu. O dolu bilinçaltında biz sevgi boyutundayız diyoruz, sevgiyle bakıyoruz. Fakat bilinçaltı o kadar çok şeyler var ki,
Orada size tam da o canınızı acıtan ya da size o sevgi boyutuna yaklaşmayan komşuları karşınıza çıkarıyor. O komşularınızın karşınıza çıkışı tesadüf değil. Sizin fark etmediğiniz o bilinç altında dönüşmeyi isteyen datalarınız. Onlara teşekkür edip beni burada görmediğimi göstermeye çalışıyorsun. Ben bunu görmeye kendime izin veriyorum dediğimizde ya o açığa çıkar, hissettirir, bir şekilde daha çok zihnimize gelir ya da sana teşekkür ediyorum burada görmediğimi bana göstermeye çalıştığın için. Her ne kadar ben hatırlamasam da bilemesem de bunun dönüşmesine izin veriyorum diyelim. Çünkü karşımızdaki insan bizdeki datalarımızdan dolayı karşımızda. Fakat o dataların ne kadar açılımına izin veriyoruz, o bize kalmış. Şimdi sizin karşınızdaki komşunuz size sevgiyle yaklaşmıyorsa, siz burada farz edelim sevgiyle yaklaşmadı diye herhangi bir tepkide bulunuyorsanız, içinizden bir şey geçiriyorsanız, üzülüyorsanız, yargılıyorsanız ya da kendinize eleştiriyorsanız bu sizin datalarınızla ilgili. Yani dönüştürmeniz gereken datalarınız var demek. Eğer ki karşınızdaki kişi yine aynı şekilde size tepki veriyorsa ve siz orada ilginç bakış açısı deyip sadece böyle sevgiyle yaklaşıyorsanız sizin oradaki datalarınız onunla alakası değil. O kişi tamam siz orada çektiniz fakat siz dediniz ya ben sevgi boyutunda olduğum bazen karşıma çıkıyorlar diye. Evet siz sevgi boyutunda olmanın o anki sınavını geçmiş oluyorsunuz. O kişinin size olan bakış açısı onu ilgilendiriyor. Hayatımıza giren herkes bize nasıl davranırsa davransın, o karşımızdaki kişinin hayatını etkileyen bir şey. Onu ilgilendiriyor, bizi değil. Bizim hayatımızın, bizim ona tepki verdiğimiz şeyi ilgilendiriyor. O yüzden karşımızdakine tepki vermiyorsak bilin ki onun seviyesinden daha yüksekiz, daha farkındalıklı, bilinçliyiz. O yüzden ona teşekkür etmeyi öğrendiğimizde açılmamış datalarımızı bile dönüştürmüş oluyoruz. Bu durumda susmak iyi mi diyorsunuz hocam yani? Şimdi susmaktan susmaya fark var. Siz susarsınız, içinize atarsınız. Fakat içinize attığınızda içten içte öfkelenirsiniz. İçinize atmak değil, ilginç bakış açısıyla bakmak, sevgi boyutuna bakmak. Şimdi biri bana gelse dese ki Bergin ya sen ne anlatıyorsun burada? İlginç bakış açısı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani benim doğru bildiğim en doğruyu yapıyorum. Onun bakış açısında benim anlattıklarım ona karşı tersse demek ki o benim anlattığım evet maalesef benim anlattıklarım ona daha o bilinç seviyesine gelmemişse ona çok terstir. O yüzden ilginç bakış açısı. Bitti. Bak benim enerjimi düşürdü mü? Düşürmedi. Fakat onunki düşük hala. Çünkü hala bana söyleniyor. Yani bunun benimle alakası yok. Ben eğer desmiş olsaydım, ya ne diyorsun sen? Niye öyle diyorsun? Endişeye, kaygıya düşseydim, beni şüpheye düşürseydi, benim de düşük frekanstan olduğumu gösterir. Dolayısıyla kendi kendimi yargıladığım için datalarım beni dönüştür demek istediğini görürdüm. İşte biz ne kadar dönüşürsek o bizim bilinçaltındaki o tüm veriler hani ben sildim bitti öyle bir şey yok. Ya da süpürdüm diyorlar ya ya da sihir yaptım diyorlar öyle bir şey yok. O bilinçaltındaki tüm veriler frekans boyutta, titreşim boyutunda biz izin verirsek o izni de duygularımızla veriyoruz. Duyguya düştüğümüz an onlar açılıyor. Yani gerçekliğimizi yansıtmaya başlıyor. Duyguyu nasıl kullanıyoruz önemli. Negatif alandan duyguya girmemeyi, her şeyi hoşgörüyle karşılamayı, sevgi boyutunda kalmayı, duygularımızın mutlak olduğu müddetçe de sevgi boyutunda açılımına izin vermemiz gerekiyor. Tüm datalarımız bu sefer sevgi boyutundan duyguya girdiğimizde tüm datalarımızdan sevgi boyutunda bize yansımaya başlıyor. O yüzden
Kim ne derse desin, ilginç bakış isteyin. Eğer çok mu canınız acıtıyor, her şey gördüğün tersidir, hiçbir şey gördüğün tersi değildir deyin. Ya da her şerde bir hayır vardır deyin. O size şer gibi görünüyor ama yani o yüzden hiç onlara takılmayın, olur mu? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Hocam Gül aslında Hanım. çok dinliyoruz bu durumları. Öyle Efendim? olduğunu da biliyorum. Hani dinliyorum devamlı hocalardan, sizlerden dinliyorum devamlı aynı şeyleri. Fakat yine de kabullenmekte bazen hani kızdığım zaman tepki veriyorum. Vermemeye hani niyet ediyorum ama o neden oluyor? Şimdi kızdığınız şeye bir bakın. Kızdığınız zaman hangi duygu açığa çıkıyor? O öfke kime ait? Kime kızıyorsunuz? Siz karşınızdaki insana kızdığınızı sanıyorsunuz ama kızdığınız insan o insan değil. Bilinçaltında aslında başka birine kızıyorsunuz. Bu kendinize olur ya da geçmişte anınızda herhangi bir olayda yaşadığınız kişiye olur. Ya da o yaşadığınız olayda sustuğunuz için yine kendinize olur. Böyle durumlarda kızıyorsanız deneyin. Zaten o size ait bir öfke değil. Bu kime ait değil? Tamam mı? Ondan sonra bir bakın bakalım. Bu öfkem kime ait değil? İçinize sorun. Bu kime ait? Göreceksiniz ki öfkelendiğiniz insanla alakası yok öfkenin. Genelde insanın kendisiyledir öfkesi. Ya da çocuklukta yaşanmış olan, hani anne babalarımız bizim başımızın tacı, onlara sonsuz saygımız var. Ve kesinlikle yapılan çalışmalarda da saygısızlık edilmemesi çok önemli. Birçok çalışmalara şahit oldum. O çok önemli. Anneye baba saygı çok önemli. Fakat yaşanmış anılarda bazen anneye karşı olabiliyor, babaya karşı olabiliyor. Bastırdığı duygular olabiliyor. Bastırdığı için aslında annesine babasına sandığı öfke aslında kendine öfke oluyor. Kendine bunu itiraf edemediği için, daha doğrusu bilemediği için o öfke hep birilerine aktarıyor. Çünkü o içindekinin dönüşmesi gerektiği için hep birileri karşısına çıkıyor ya, aynalık ediyor. Bunu farkında olmadığı için karşıya öfke duyuyor. Bir kere olsun fark etse, teşekkür ediyorum sana. Bana bir şey söylüyorsun, şu an anlamıyorum ama bunun dönüşmesine izin veriyorum dediğinde, işte dönüşmesine izin verdiği için o bilmediği datalar dönüşmeye başlar. Derine girmeye bile gerek yok. Yeter ki izin verelim dönüşmesine. O dönüşmeye izin verdiği an dönüşür zaten. Ne kadar inanırsa dönüşeceğine o kadar güçlü ve daha büyük dönüşür. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Gül Hanım siz de el kaldırmışsınız sanıyorum. Evet. Güzel söyleşi oldu. Teşekkür. Buyurun. Sesiniz gelmiyor. Konuşurken ev oturmaları aklıma geldi. Evet. Birçok insan toplanıp işte yani dedikodu diyebileceğimiz tarzda ister istemez öyle oluyor. Çok konuşmalar geçiyor, bir sürü negatif enerji insanlarda dolaşıyor gibi geliyor bana. Mesela ben iki kere toplansam bir daha devam etme şeyim kalmıyor. Yani aynı insanlarla tekrar tekrar buluşmak falan. Ama bunlar Evet. çok yaygın. Herkesin Maalesef. enerji karışıyor gibi geliyor bana. Değil mi? Efendim? Herkesin enerjisi birbirine karışıyor gibi geliyor. Kesinlikle. İlk iyiye başladığımızda da söylemiştim ya, tokalaştığımızda aslında bizim bu enerji akışlarımız, her birimiz şifacıyız. Her birimiz şifacı. Böyle yapın ellerinizi. Şöyle yapın. Böyle yaptıktan sonra avuçlarınızın içinde kıpırtı başlar. Öyle olur ki avuçlarımız içinde sanki ya iğne batıyor gibi hissederiz ya da böyle kıpır kıpır hissederiz ve bunun büyüdüğünü bile hissederiz. Büyür, 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 büyür. Aslında bu ilahi sistemden, yaradana şifa enerjisidir o. Bizim avuçlarımızdan açığa çıkar. Şimdi bu avuçlarımızın içiyle negatif alandan insanlarla tokalaştığımızda ne yapıyoruz? Eğer ki biz enerjimiz güçlü ise,
Gerçekten sevgi boyutundaysak, kendimize güveniyorsak, kendimizi seviyorsak, değer veren bir insansak ne yapıyoruz? Enerjimiz güçlü olduğu için otokalaşırken aslında bizden kendisine enerji aktarmış oluyoruz. Eğer ki negatif alandansak ve karşımızdaki de negatif alandansa bana da negatif geçecek. O yüzden kimine tokalaştığımıza geçen gün de bu konu geçmişti. Çok dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar zaten öyle söyleşilerde durmayalım. Maalesef dedim ya bilinç altında ne varsa o kadarını sohbetlerine alınıyor. O kadar sohbetlere giriyor. Oysa daha farklı alanlara izin verseler değil mi? Çok daha güzel olur. Maalesef olabiliyor. Senin neyin var dediğinde çok hastayım. Ve diğeri diyor ki ben senden daha hastayım. İşte bu bilinçsiz yapılan sohbetler aslında hastalığı kendilerine çağırıyorlar. Yani hücrelerine hastayım komutu veriyorlar. Emin olun ki o zaman daha çok hasta olmuyor işte. O yüzden ne kadar hasta olursak olalım, şükürler olsun çok iyiyim diyeyim. Şükürler olsun çok sağlıklıyım diyeyim. Çünkü bizler tüm hücrelerimiz değişiyor. Tüm hücrelerimiz yenileniyor. Tüm hücrelerimiz her saniye milyonlarca hücre yenileniyor. Yenilenmemiş olsaydım o zaman zaten hasta olmazdı. Çünkü sağlıklı doğuyoruz, değil mi? Yenilenmemiş olsaydı hadi diyelim ki hasta dünyaya geldik. O zaman hasta olur dönüşmezdik. Biz her saniye, her saniye milyonlarca hücremiz yenileniyor. Fakat biz hastayım düşüncesine kaldığımız için, hep hastalığı çağrıştırdığımız için, hep düşündüğümüz için, dile getirdiğimiz için ne yapıyoruz? Her seferinde yeni gelen hücrelere hep hastayım komutu veriyoruz. Hep hastayım komutu veriyoruz. O yüzden sözlerimize çok dikkat edelim. Şükürler olsun, çok sağlıklıyım. Evet, demin sorularınız yoksa bugün de güzel geçti. Demin çabadan konuştuk ya, bunda bir farkındalık olsun diye söylemek istiyorum. Televizyonda altyazı geçiyor ya çok hızlı bir şekilde. Emin olun ki zoom'da mesaj olarak bilinçaltımıza giriyor onların her biri. Buna çok dikkat edin. Altyazıda okuyamadıklarınız hepsi süzgeçsiz bilinçaltımıza giriyor. Yani biz onları okumamız gerekmiyor. Biz orada film izliyoruz sanıyoruz. Altta geçen yazıların farkında değiliz. İşte o altımızda geçen yazılar bizde korku, kaygı, endişe yaratıyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Fakat bilinçaltı onları okuyup aynen böyle resim gibi algıladığı için filmi izliyor da olsa o bilinçsizce algıladıkları daha ön plana çıkıyor. Çoğunlukla genelde şu aralar daha negatif şeyler yazıyor, değil mi? Savaşlarla ilgili. İşte korkularımız, kaygılarımız oradan geliyor bizim. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hepimizin. Perihan Hanımcığım, buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Ellerimizde olan akımlar, ayak altlarındaki olan akımları nasıl nitelendireceğiz acaba anlayacağız? Ayak Evet, bu altlarındakiler daha çok hissel benim. kesinlikle. Genelde zaten ayaklarımızdan kök salarız, değil mi? Enerjilerimizi ayaklarımızdan veririz. İşte onu da nefes aldığımızdan ellerimizi mesela ağrıyan yerimize koyuyoruz. Şifalansın diye. Hissedersiniz onu zaten. Vücudunuzdaki o kıpırtıyı. Nefesimizi aldığımızda, her nefes alışta şifayı içimize çektiğimizde, her nefes verişte de şifayı içimizdeki blokajları nefesimize verdiğimizi hissedersek ve hissederken de ayaklarınız düz tabanlarınızla yere değdiğinizde içinize çektiğiniz o şifa enerjisi tüm hücrelerinizi şifalandırdığını ve onları yenilediğini, dengelediğini hissettiğinizde tüm bedenleriniz o şifanın enerjisiyle yenilenir. Tüm blokajların benden arınmasına izin veriyorum dediğinizde, ayak tabanlarınızdan aşağı topraklanmasına izin verdiğinizde ne yapıyorsunuz?
Tüm hepsini kendinizden veriyorsunuz. Bazen de yapmış olduğumuz enerji çekişlerinde hem yukarıdan, yaradandan hem de ayaklarımızın altından toprak anadan çekeriz enerjiyi. Yani iki şekilde topraklanırız. Birinde tüm negatif enerjimizi toprağa veririz. Diğerinde de toprağın o tüm muhteşem enerjisini, bereketini ayaklarımızdan yukarı doğru çekeriz. Rabbim her şekilde bizi tam ve bütün yaratmış. Öyle yaratmış ki aslında. Biz bunun farkına varmış olsak emin olun ki doktora hiç gerek kalmaz. Fakat bunun bilinci değiliz. Şükürler olsun ki doktorlar var. Değil mi? O yüzden akledeceğiz. Rabbimin dediği gibi aklet diyor. Akledeceğiz. Kendimizi okumayı öğreneceğiz. Kendimizi okumduğumuz yerde zaten şifalandırmış oluyoruz. Kendimizi bildiğimiz için, sistemi bildiğimiz için de zaten hasta da etmiyoruz. En güzel şekilde yaşıyoruz. Evet sevgili dostlar, katılan sevgili dostlarım, her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki Ben varsınız, iyi teşekkür ki ederim hocam. buradaydınız. Güzel bir sohbet oldu. Dinleyeceğim. Çok güzel, Evet, evet. yarın tekrar Teşekkür birlikte olacağız. Yarın, evet, ederim. birazcık düşüncelerimizin gücünden bahsedeceğiz. Düşüncelerimizle daha neler yapabiliriz diyeceğiz. Ve benim deneyimlediğim ve devamlı kullandığım bir tekniği de sizlerle paylaşacağım. Gerçekten Teşekkürler. güzel şeyler oluyor. Yarın Bir kalem ve bir kağıt alın. Öyle gelin, olur mu? Aydınlanmamı söyleyebilirim size Tabii, hocam, buyurun. paylaşabilirim. Çok mutlu Şu an olurum. karışık bir şeyler yaptım. Bu Süper 7 TV'nin sayesinde öğrendim. Bu biyoenerji, böyle yapın diyorsunuz ya. Bu Evet. biyoenerji değil mi? Bunu yaptım. Ben Evet. diyabet hastasıyım ve vesaire vesaire. Nasılsın deyince zaten çelik gibiyim. Çok iyiyim şükür elhamdülillah derim. Az sonra bakarlar, ilaçları almışım avcuma. 6 tane, bu benim vitaminlerim, desteklerim diye kullanırım. Ama böyle bu şey enerjiyi yapıp mideden sola doğru, sağdan sola doğru böyle bağırsaklar üzerinde kronik şeydi, kabızlık, çok affedersiniz. Ama ona çözüm oldu. Çok şükür. O kadar güzel şifalandım ki. Evet, Ya. çok şükür. Geçmiş olsun. Çok şükür geçmiş zaten. Evet, geçti. Evet, bakın şifa ellerimizde. İnanın, Evet. neresi ağrıyorsa oraya koyun. Orada zaten bir sıcaklık hissedersiniz. Oradaki hissettiğiniz sıcaklığı da orada bir şeylerin harekete geçtiğini görürsünüz. Yani ilahi sistem öyle güzel ki. Her şey enerji diyoruz, değil mi? Ağıran yerde düşük frekans olduğu için düşük frekansa titreşiyor. Elimizdeki şifa enerjisi yüksek frekansta olduğu için elimizdeki titreşimin gücüyle onu şifalandırıyoruz. Yani biz aslında sadece aracı oluyoruz. Her şey Rabbimden geliyor ve dönüşüm Rabbimden oluyor. O yüzden teslimiyette olduğumuzda hiçbir bakış açısı yaratmadan her şeyi en güzeliyle kabul ettiğimizde hayat dönüşüme hazır zaten. Demin diyabet olduğunuzu söylediniz ya, oraya da bir bakın. Orada da bir duygu var. Orada da sıkışıklık var. Hayatın tadını nerede kaçırdınız? Hayatın tadını nerede arıyorsunuz? Evet, şeker hastalarında bakmamız gereken nokta orası. Bir tane Hayatı onları neşeyi nerede geçiyorum kaybettin? bunları. Anca acemice hocam. Bir tane daha aydınlanmam oldu. İnce Su Kanyonu'nda şey var, Kibela. Aşk Tanrıçası. Oraya gittim, orada bir işte gittim gördüm, oraları gezdim, geri dönüşte orada resim çekineceğim güya. Dönüşte öyle bir düştüm tam oturmanın üzerine ve o kuyruk kemiği deniliyor ya, orayı çatlattım. Oh, geçmiş Neyse, olsun. doktora gittim, teşekkür ederim. Doktora gittim, dedi ki doktor sen çekersin teyzem, oturma minder al işte şöyle yap. Şubat'ta yaşadım, şükürler olsun şey kalmadı, eser. Bunu çok Kalmaz. çekersin deniliyordu. Bir de diyabet hastasıyım. Artı öbürleri hasta değilim çok şükür. Hasta Çok değilim. şükür. Evet. Çok şükür. Hiçbir şeyim yok Onlar benim. Sadece onlar vitaminlerim. İnsülin de öyle vitamin. Eksik da almadım. ihtiyaç duymayacaksınız Allah'ın izniyle. Bakın, İnşallah. ben size bir deneyimi anlatayım. Şimdi siz dediniz Evet. ya, yaşadım ve hemen geçtim. Hı. İnandığınız için zaten bedeninizi şifalandırdınız.
Ben geçen yaz biletimi aldım. Türkiye uçacağım. Yani 2 gün var. Ve bahçede oturuyorum. Hamakta. Koptu, ben yere düştüm. Ben de protez olduğum için bütün korku protezlerime zarar gelmesindi. Tabii ben yürüyemedim. Ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Ben doktora diyorum ki ben 2 gün sonra Türkiye'ye gideceğim. Bana ne yaparsanız yapın, eve gitmek istiyorum. Onlar dediler ki burada kalacaksın, kontrol edeceğiz. Neyse ben imza attım, eve geldim. Ertesi gün doktora gittim, kendi ortopedime. Doktor dedi ki, şöyle uzaktan baktı, biraz oramı buramı elledi, bacaklarıma baktı, kalçalarıma. Dedi ki hiçbir şeyin yok. Ben eve geldim, oraya giderken 2 değnekle gidiyorum, yürüyemiyorum çünkü, canım acıyor. Dedim ki nasıl olur doktor bey, canım acıyor. Yok bir şey dedi. Ben yolda gelirken dedim ki hiçbir şeyin yokmuş, kendine gel. Bu değneklere de ihtiyacın yok. Hadi yürü dedim. İnanır mısınız, değneklerimi elime aldım, sallaya sallaya eve geldim. Bir gün önce hastanede yatmıştım. Ertesi gün doktordan, doktorun hepimizin canı acıyor. Can acıdığımız yerde bazen yani yürüyemeyecekmişiz gibi geliyor ya. Fakat işte bir farkındalık. Orada doktor hiçbir şey yok dedi ya. Dedim ki kendine gel, hiçbir şeyin yok, hadi yürü. Emin olun ki bu kadar basit. Biz kurban bilincinden işlediğimiz müddetçe ya da kullandığımız değnekleri onları destek olarak gördüğümüzde ya da kullandığımız o ilaçları hala bana katkı olarak diye bakarsak işte o zaman bırakamıyoruz. Duyguya girin, bir bakın bakalım. O almış olduğunuz vitaminlerin yerine neyi vermiş olsaydınız bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı. İnşallah Bir onu da bakın. yapacağım. O Başaracağım. duygularınızı bir Allah'ın bakın. izniyle. O duygularınızı bulun. O zaman hiçbir şey gerek kalmayacak. Geçmişte yaşanmış bazı şeyleri bulduktan sonra dönüşür onlar. Demem o ki her şey düşünceden ibaret. Siz hasta olduğunuza inanırsanız hasta olursunuz. Eğer ki ben sağlıklıyım, hiçbir şeyim yok derseniz o an vermiş olduğunuz komutla, hücreleriniz almış olduğu komutla ayağa kalkar ve yürür. Bu deneyimleri ben çok kez yaşadım. O yüzden tecrübelerimle söylüyorum. Emin olun ki sağlıklıyım dediğiniz yerde çok sağlıklısınız. Fakat şüphe duyarsanız işte sağlık orada bir daha kalıyor. O yüzden Rabbim en güzel şekilde hayatımızı en güzel düşünerek yaşamayı nasip etsin. Hepinize çok öpüyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın Teşekkür ederim. görüşmek üzere. Hayırlı Sevgiyle iftarlar. kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Aklınız helal Rica etsin. ederim.